Tabii ki aslında oradaki olayı anlamak için o sosyal yapıyı birazcık yaşamak lazım. Türkiye'nin batısında yaşayarak, Konya'da, Ankara'da oturarak Güneydoğu'yu anlamak çok zor. Efendim okuyorsun, aşiretler ağ var ama o yetmiyor. Onu canlı olarak hissedebilmek lazım. Oradaki insanları, oradaki olup bitenleri. Bir de şu var, bugünkü olayları anlamanın yöntemi dünkü sebepler. Dünkü bir önceki günden başlamak gerekiyor. Biz bugünden girdiğimiz zaman Güneydoğu bu soruna niye doğuyor? Nasıl halledilebilir? Çok pratik gibi gözüküyor ama öyle değil. Bunun bir geçmişine bakmak. Bunu hangi bir sosyal zeminde bu doğdu? Nasıl bir ortam var etti? Niye oradaki bu olaylar farklı şekilde gelişiyor? Aslında Güneydoğu toplumunun bir tarihsel süreçteki yaşam biçimleri var. Oradaki idarenin bir biçimi var. Oradaki toplumsal yaşamın kendisi var. Biz zaman zaman bunu değiştirmişiz yönetim biçimi olarak. Özellikle Cumhuriyet'le birlikte yeni değerler sistemi kabul edilmiş. Hukuk sahası yenilenmiş, devlet gelenekleri yenilenmiş, kurumsal yapılar oluşturmuş. Bir ton yapı değişmiş, eğitim değişmiş, her şey değişmiş ama bu Fırat'ın doğusuna tam olarak geçmemiş. Aslında uygulamalar bir müddet sonra Fırat'ın doğusunda farklı bir değerler sistemi, yaşam biçimi, batıda farklı bir yaşam biçimi. Yani bu bölücülüğü birazcık biz yapmışız aslında. Biz derken devletin yönetim biçimi onu doğurmuş. Burada varıyorsunuz, insan ilişkileri farklı, hukuk farklı, yönetim biçimi farklı. Dışarıda baktığınızda öyle değil diyorlar ama yaşamaya kalkarsanız öyle. Yani orada bakıyoruz arazideki köylünün yaşadığı bütün sorunları oradaki aşiret reisi halletmek mecburiyetinde. Başka bir yere gitmenize zaten imkanı yok. Gidemezsiniz, gittiğiniz zaman dillendiremezsiniz. Dillendirirseniz hiçbir şey ispatlayamazsınız. O adama tabi olmak mecbur. Bu çok tarihsel süreçten belli gelmiş. Zaman içerisinde yavaş yavaş değişmesi gereken değiştirilememiş. O her ne kadar belki büyük vilayetlerde, Diyarbakır'da, Urfa'da bu değişmiş ama kırsal alan öyle değil. Şırnak'ta, Uludere'de, Beytüşehir'de, Çukurca'da kırsal yapı alabildiğince onu yaşıyor. Ki ben yıllarım ben 84-85'te başladım. Ben gittiğim zaman bile o bölgede mesela hiçbir televizyon yoktu, hiçbir radyo yoktu. Okul yeterince değildi. İnsanlar tamamıyla eski düzeni yaşıyorlardı.